Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine, onun ashabının, ehli beytinin ve kıyamete kadar onun yolunun takipçilerinin üzerine salat ve selam olsun. Asırlar boyunca Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere, onlara iman edenlere ve o yollarda, bu yolla mücadele edenlere de salat ve selam olsun. Kıyamete kadar kim Allah'ın davası için, kim peygamberin ve peygamberlerin hak davası için, kim ilahi kelimetullah hak davası için, Kur'an davası için mücadele ediyorsa, edecekse, onlara da Allah Azze ve Celle ne yapsın? Selat ve selam eylesin. Bu dünya, bu yaşadığımız dünya oyun ve eğlenceden ibaret bir meta. Başka hiçbir şey değil. Ama maalesef zamanımızda dünyaya öyle bir daldık ki Allah'ı unuttuk. Allah'ın kitabını unuttuk. Peygamberin sünnetini unuttuk. Peygamberin bize getirmiş olduğu veya peygamberlerin bize getirmiş olduğu hak davayı unuttuk. Neden unuttuk? Şeytana vermiş olduğu bir söz vardı. Hani Bakara suresinde birçok ayette, birçok surede, Bakara suresinde geçer mesela. Allah Azze ve Celle biz yeryüzünde bir beşer yaratacağız demişti. Yani bir insan, bir mahlukat-ı beşeriye. Ben onu yarattığımda bütün meleklere secde edin. Yani şükür edin. Ama iblis diretti. O kibirlenenlerden oldu. Ve secde etmedi. Allah'a secde etmedi. Buna binaen Allah Azze ve Celle şeytanı huzurumdan kovdu. Ve şeytan da bir söz verdi. Dedi ki, ey Rabbim, ayette böyle geçiyor yani mesela. Şeytanın dediği Rabbime biz Rab diyemiyoruz mesela. Biz kul olamıyoruz. Yani bazen öyle bir noktadayız ki insanlık oğlu insan, şeytan bile olamıyor yani. Bırak, yeri geliyor şeytandan daha aşağı mertebelere iniyoruz biz. İnsanoğlu olarak. Yaptığımız hayasızlıklarla, yaptığımız edepsizliklerle, yaptığımız fuhşiyatla, yaptığımız bütün kötülüklerle hayvanlardan daha aşağı ve şeytandan daha aşağı mertebelere inebiliyoruz. Bizi en yüksek mertebeye çıkaran olgu nedir? İbadettir. İbadet. Ama maalesef bugün biz bu ibadetten çok geri bir durumdayız yani. Velhasılı kelam, şeytan orada demişti ki Rabbim bana onların dirilteceği gününe kadar, yani kıyamet gününe, son güne yani. Yani kıyamet ne yapacak? Bütün kainat yok olacak. Kıyamet günü yani. Her şey bitecek ve Allah'ın huzuru mahşerinde cümle beşeriyet, cümle alem onun huzurunda toplanacak ve hesap verecek. Dedi ki, beni o güne kadar mühlet ver. Ben senin benden üstün tuttuğun o insan var ya,
O insanı saptıracağım. Sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden arkasından her türlü geleceğim. Ve pek azı müstesna bunlar hep sana isyan edecek. Bunlar hep sana asi gelecek. Bunlar senin emrettiğini yerine getirmeyecek. Bunlar sana tabi olmayacaklar dedi. Şeytan, bunu diyen şeytan. Buna binaen Allah Azze ve Celle ne dedi? Sen ne yaparsan yap, benim samimi kullarıma. Bakın, burası çok önemli. Ayette bu şekilde geçer. Benim ihlaslı kullarıma, benim bana gönül vermiş, benim davama gönül vermiş kullarıma senin hiçbir etkin olmaz. Büyülerinle git, teknolojilerinle git, silahlarınla git, kendine uydurduğun şeytanlaşmış insanlarla git. Sen benim samimi kullarıma hiçbir şey yapamazsın. Çünkü onlar Kur'an'a tabiler ve göndermiş olduğum peygamberlere tabidirler. Onlar benim emirlerimi de yerine getirirler. Allah Azze ve Celle şeytana karşı bunu söylüyor. Onun için şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu dünyaya öyle bir daldık ki Allah'ın indirmiş olduğu kitabı, Allah'ın göndermiş olduğu peygamberleri veya peygamberi tabi olamamak noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Kur'an'la hareket etmiyoruz. Kur'an'a tabi değiliz. Bugün İslam aleminin bulunduğu, İslam coğrafyasının bulunduğu durum bu. Fitne. Ne yaptı? Kardeşler arasına, Müslümanlar arasına fitne girdi yani. Bu fitnenin akabinde ne oldu? Parçam bölük. Siyonistlerin, kafirlerin ve emperyalistlerin, Haçlı'nın ve ne kadar birlik var ise Müslümanların birliğini bozdu. Hedef buydu zaten. Müslümanları devletlere böl, böl parçala yönet sistemi. Hala devam etmeye çalışıyorlar. O zaman da böldüler. Küçük küçük devletçikler ortaya çıkardılar. Şimdi hala o küçük küçük devletçikleri de bölmeye çalışıyorlar. Yetmiyor yani. Bunların gözü doymuyor yani. Bu zalimlerin gözü doymuyor. Neden doymuyor? Çünkü bunlar dünyaya öyle bağlanmışlar ki bu dünya onlara kalsa sanki bitmeyecek. Bu dünyanın tamamı, bütün toprak parçaları, denizi, karası hepsi onların hakimiyetinde olsa sanki ebedi kalacaklar. Mümkün değil yani. Sen de öleceksin, onlar da ölecek diyor Allah Azze ve Celle. Sen de huzuruma getirileceksin, onlar da huzuruma getirilecek. Sen ne yaptıysan hesabını vereceksin, onlar da ne yaptıysa hesabını verecek. Bundan kimse kaçamayacak. Doğru mu? Allah Azze ve Celle Kur'an'da böyle bildiriyor. Direkt. Biz zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetmeyin diyor bizi. Onları belli bir süreye kadar erteliyoruz. Habersiz değiliz diyor Allah Azze ve Celle. Değil. Yani bu yapılanların hesabı muhakkak sorulacak yani. Huzur-u mahşer. Biz Müslümanın iki ciheti vardır yani. İki yönü vardır. Bakış açısı vardır daha doğrusu. Birinci bakış açısı dünya bakış açısı, ikinci bakış açısı ahiret bakış açısı yani. Ama biz ikinci açıyı kaybettik. İkinci açıyı unuttuk. Bakış yönünü yani. Nedir? Ahireti unuttuk yani. Niye? Dünyaya daldık. Halbuki dünya ne diyordu Allah Resulü? Dünya ahiretin tarlasıdır yani. E sen ekmezsen ne biçeceksin?
Köyde tarlan var, ekmedin, biçmedin. Neyi yiyip içeceksin mesela? Bunlar örnekler. Dünya da, Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bu dünya da ahiretin tarlasıdır. Sen bu dünyada Allah için mücadele eder isen, Allah'ın emir ve yasaklarını yapar isen, ne yaparsın? Ahirette biçersin yani. Ahirette mükafatını görürsün. Bunu yapmamak için türlü tuzaklar ve desiseler bizim önümüze sürülüyor. Her türlü saldırı var. Şeytan sürekli saldırı halinde. Ama şeytanın tuzakları varsa bizim de korumamız var yani. Nedir? Kur'an ve sünnet mesela. Kur'an, Allah'ın indirmiş olduğu kitap. Muttakiler için hidayet kaynağı olan. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi hudellil muttakin mesela. Bu kitap da şüphe yok yani. Kur'an, şu Kur'an'da şüphe yok. Muttakiler için, Allah'tan korkanlar için, Allah'a saygı gösterenler için, Allah'ı sevenler için hidayet kaynağının ta kendisidir diyor mesela. Ama biz açıp okumuyoruz ki. Biz açıp Kur'an ne diyor? Bu Kur'an bize ne bildiriyor? Allah Azze ve Celle Kur'an'la biz Allah'la konuşuyoruz ya. Kim Allah'la konuşuyorum dese inanın. Çünkü konuşuyorsun Allah'la. Kur'an Allah'ın kelamı. Kur'an okuyorsak Allah'la konuşuyoruz demektir. Ama o Kur'an'ı okuyup içindekilerle amel etmez isek, o Kur'an'a tabi olmaz isek ne olur? Bizim de sonumuz hüsran olur yani. Hani ne diyordu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Öyle ölürseniz öyle dirilirsiniz. İşte nasıl yaşadığımız önemli. Eğer biz Kur'an'a göre yaşarsak vallahi billahi ölümümüz de Kur'an'a göre olur yani. Ama biz Kur'an dışı yaşarsak, Kur'an'ın dışındaki her türlü fuhuşiyata, her türlü edepsizliğe göre yaşarsak, Allah muhafaza, ölümümüz de o şekilde olur. Bu minvalde Allah Azze ve Celle'nin izni ve keremiyle bugün inşallah 20. dersimizi işleyeceğiz. Allah muvaffakiyet verir ise inşallah bu derslerimize devam edeceğiz. Bizler elimizden ne geliyor ise yapma derdindeyiz. Bugün bir kelam okumak, bir hadis okumak, bir Kur'an okumak gerçekten çoğu kişi bundan mahrum yani. Bugün bakın ülkemizde böyle bir sıkıntı yok. Din anlatılma noktasında, dini yaşama noktasında camilerimizde ezanlar okunuyor. Ama bir gün Doğu Türkistan'da kafir Çin'in yaptığı zulüm, adamlar orada camiye gidemiyor. Belki gizli gizli namaz kılıyor. Böyle bir durum. Ama o insanlar terk etmiyor namazı. Ama bizim burada rahatlık var. Her şey serbest. Kur'an okumak serbest. Bir zamanlar yasaklamaya çalışmışlardı. Kur'an kurslarını kapatmaya çalışmışlardı. Türlü desiselerle, türlü hile oyunlarıyla Müslümanları kendi şeyleriyle karalamaya çalışmışlardı. Kendi entrikalarıyla karalamaya çalışmışlardı. Sahtekarları çıkarıp televizyonlarda, aha işte Müslümanlar böyle, aha işte sarıklılar, cübbeliler böyle, işte sakallılar böyle diye ne yaptılar? İnsanlardan nefret uyandırdılar yani. Bilinçli yaptılar. Bilinçli politikaydı bu. Uşaklığını yaptığı Siyonistlere, köpeklik yaptıkları o hilebazlar, hokkabazlar maşalarını tuttuğu, ellerinde tuttukları o Siyonistlere köpeklik yaparak Müslümanları, kendi kardeşlerini karalamaya çalıştılar. Ama sonunda ne oldu? Kendileri rezil rüsva oldu. Kazananlar gene Müslümanlar oldu yani. Müslümanların galibiyetini kimse engelleyemeyecek yani. İslam nizamı tekrar yeryüzüne hakim olacak. Sen değil, kim gelirse gelsin. Dünyanın
en süper güçleri de gelse, dünyanın en büyük silah teknolojisine sahip olanlar da gelse, Allah'ın dini yeryüzüne galip gelecek. Yeryüzüne hakim olacak. Ama şu anki Müslümanlarla maalesef bu çok zor yani. Biz Allah'ın emrini yerine getirirsek onların son teknolojisine karşı bizim de son teknolojimiz olurdu yani. Biz diyor onların üzerine ebabilleri gönderdik. Elem tere keyfe fara rabbike bi ashabil fil. Ayetin devamında mesela. Allah Azze ve Celle'yi görmedin mi? Fil ashabına ne yaptı? Onlara sürü sürü kuşları, ebabilleri gönderiyordu. Onlar gagalarında onlara taşlar atıyorlardı ve onları ekin yığını gibi yaptı. Değil mi mesela? O kadar büyük bir orduyla gelmişti ki zamanın en büyük hükümdarı, Ebrehe, en büyük kralı, dünyanın en korkulan adamlarından bir tanesi. Ta ki Firavun gibi. Hazreti Musa'nın mücadele ettiği Firavunlar gibi mesela. Öyle bir güçlü orduya sahip ve hiçbir orduda bulunmayan fil ordusuna sahip bir Ebrehe. Ama Allah Azze ve Celle ne yaptı onları? Ekin yığını gibi yaptı. Kabe'yi, Beytülmaksit'i, evini, Müslümanların mübarek beldesini, elemin olan beldeyi kimden korudu? O zalimlerden korudu işte. Bunlar bizim için örnek. Ebabiller. Uçaklara örnektir yani. Kur'an'ı sadece dar bakan insanlar, sadece zamanla gelmiş gitmiş gibi zannedenler, sadece ölülere inmiş gibi, sadece ölülere okuyanlar kaybedenlerdir işte. Bu mantıkla gidersek kaybetmeye de devam ederiz yani. Ha Kur'an okuruz, sevap kazanırız, o ayrı bir mesele. Ben onu tartışmıyorum. Kur'an okunacak. Tabii ki evlerimizde Kur'an okunsun ama Kur'an'ı biz niçin okuduğumuzu anlamamız lazım yani. Kur'an'ın neden indirildiğini, neden peygamber gönderildiğini, peygamberlerin neden gönderildiğini algılamamız lazım yani. İmanın altı şartından biri. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve resulihi. Peygamberlere iman. Neden gönderildi bu peygamberler? Bu kitaplar neden gönderildi? Neden İsrailoğullar kitaplarına sahip çıkmadı? Neden Hristiyanlar kitaplarına sahip çıkmadı? Bugün bu haldeler. O zaman da. Ama şimdi adamlar kitaplarına sahip çıkıyor ve dünyanın ekonomisini eline geçirdiler mesela. Bugün Siyonistler, İsrail. Adamlar Tevrat'a göre yaşıyor mesela. Şeriatlarına göre yaşıyor. Sen bir gün Kur'an'a göre yaşadığında yobaz, bu zamanda bu olur mu? Geri kafalı diye insanları hakir görmediler mi? Hala da görüyorlar. Hala İslam'ın dışı gayri meşru sistemleri hala çok iyi bir sistemmiş gibi gösteriyor. Şeriata kafa kesen, kol kesen, işte şöyle yapan, böyle yapan olarak algılıyor. Sen bir Kur'an okudun mu? Şeriat nedir mesela? Burada devlet yönetimi bile var yani mesela. Hazreti Yusuf'un kurduğu bir Yusuf suresini oku mesela. Yusuf suresini oku, algıla. Senin ekonomik sistemin nasıl düzeliyor mesela? Bugünkü faiz sistemiyle, faiz lobisinin kurduğu sistemiyle, faize dayalı kapitalist sistemlerde siz neyin iyi olacağını zannediyorsunuz? Faize dayalı bir sistemde. İslam ekonomi mantığı nedir? Kapitalist faiz mantığı nedir yani? Örnek veriyorum ben mesela. Faiz sisteminde adamın 5 trilyon parası var. Örnek veriyorum. 5 milyon parası var. Adam bencillik davranıyor. Yatırıyor bankaya 5 milyonunu. Aylık parası geliyor. 50 bin lira, 100 bin lira her neyse. Kimse umurunda değil. Çünkü onun cebine para giriyor. Haram helal zaten öyle bir duygu yok. Ve faize dayalı sistem enaniyeti, sadece bencilliği dile getiriyor mesela. Sadece bencilliği öne çıkarıyor. Ben yani. Benden başkası umurumda değil. Ben paramı koyarım faize. Aylık bana gelir. Ben geçimimi sağlarım. Şunu yaparım. Sadece kendini düşünüyor. İşte kapitalist sistem bu. Altta kalanın canı çıksın sistemi yani.
garip kurabayı, mazlumu, fakiri gözetmeyen bir sistem bu kapitalist sistem. Faiz sisteminde bu. Adam 5 milyonu bankaya koydu, her ay parasını aldı yiyor. Ama İslam ekonomi sisteminde şudur. Ticaret. Sen o 5 milyonunu bir ticarete atılırsın. Bir iş yeri kurarsın. Tamam mı? O iş yerinde 5 veya 10 kişi çalışır. O 10 kişi 10 kişiye maaş verirsin. O 10 kişi ailesine ailesinin iaşesi için mücadele eder. Alışveriş yapar. Giyimhaneye, markete, şuna buna. Ekonomiye ne yapar? Can verir. Parayı piyasaya sürer yani. Para tek elde olmaz yani. Ticaret hukukunda, İslam hukukunda. Para tek kişinin elinde gezmez. Para piyasaya sürülür. Ticaretle. O ticaretle dediğim gibi 5-10 kişi çalışır, o pazara gider, markete gider, işte alışveriş yapar. Ve burada artık zekat müessesesi devreye girer mesela. O 5 trilyon iş yeri olan, iş yerini açan kişi artık zekatla mükelleftir. O kişi o parayla bir kişiye zekat verir. Belki o bir kişi de o zekatla bir iş yeri açabilir. O da büyütür kendini. Bu sefer de o da 10 kişi 20 kişi ekmek verir. Ve bu dalgalanarak devam eder bu. Aynı Hazreti Yusuf'un kurduğu sistem gibi. Yusuf suresini okuyun. Göreceksiniz bu sistemi. İslam ekonomi sistemi bu işte. İslam ekonomi modeli budur işte. Bunun neyine karşı çıkıyorsunuz? Hala faiz sevici, faiz lobilerinin yalakalığını yapanların yüzünden bugün İslam toplumu bu yüzden. Ekonomik krizler bu yüzden çıkar. Faize dayalı ekonomik sistem. Adamların dolarları niye güçlü? Üretim yapıyorlar mesela. Dünyanın dört bir yanına yaptıkları telefonları satıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz birbirimizi çekiştiriyoruz yani. Biz birbirimizle uğraşıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok yani. Derdimiz bu. Derdimiz bir araya gelelim. Müslümanlar bir araya gelsin. Nasıl uçağımızı, nasıl telefonumuzu, nasıl milli bir veya İslami bir banka kurup mağdurları, fakir fukarayı gözetiriz diye bir sistem kurma gibi bir derdimiz yok. Biz birbirimize girdiğimiz sürece onlar bizim üzerimize leş kargaları gibi, akbabalar gibi üşüyecek. Aynı peygamberin söylediği gibi onlar sizin üzerinize üşüyecek. Ekin yığını gibi olacaksınız diyor yani. Sahabe soruyor, az mı olacak? Hayır, çok olacaksınız ama birliğiniz kalmayacak yani. Çünkü niye? Ölümü unuttuk, ahireti unuttuk. Sohbetimizin başında da dediğimiz gibi dünyaya sarıldık. Bu minvalde inşallah bugün 20. dersimiz 19. hadisimizi okuyacağız. Hadisimiz biraz uzun. Konumuz hala tevbe etme babı. Günahları tevbe etme babı yani. Allah-u Teala gene bir fırsat verdi. Bugün de mesela sabah namazı vakti. Allah inşallah tövbe edenlerden, sabah namazını kılıp emanı alanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Tövbe kapısı, diğer hadislerde de bahsettik. Tövbe kapısı güneşin batıdan doğmasına kadar ve doğudan batma sürecine kadar neydi? Tövbe kapısı açıktı yani. Allah her günahın tövbesini kabul eder. Allah tövbeleri kabul edendir. Yeter ki azimli olalım. Yeter ki Allah'a bağlı kalalım. Allah bizim günahlarımızı kesin ve kesin affedecektir. Yeter ki samimi olalım. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da bildiriyor. Samimi kullarıma korku yok. Ve beşirillezine amenu ve aminus salihati. Habibim ya Muhammed, onları müjdele. Kim onlar? İman edip salih amel işleyenler. Neyle müjdele? Altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdele. Öyle bir güzellikle müjdele diyor. Kim bunlar? İman edip
Salih amel işleyenler. Eğer biz iman edip salih amel işliyor isek bir korkumuz yok ya. Ölümden niye korkacak Müslüman mesela? Biz şu an ölümden niye korkuyoruz? Neden dünyayı terk etmek istemiyoruz? Çünkü Allah'a bir bağlılığımız kalmadı. Namazımız yok, abdestimiz yok, Kur'an okumuyoruz, Kur'an'a tabi değiliz. Ömrümüz dizilerle, televizyonlarla, büyülerle, oyunlarla, eğlencelerle geçiyor yani. Allah için bir kitap okumaya gelince yok. Niye? Zamanımız yok. Ama saatlerce dizi izliyoruz mesela. Saatlerce elimizde telefon, sosyal medyalarda, şurada burada, oyunlarda geziyoruz. Ama Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmeye gelince, Kur'an'ını okumaya gelince vaktimiz ve zamanımız yok. Namaz kılmaya gelince zaten daha yaşımız genç. Emekli olunca kılarız. Bir evimi alayım, bir arabamı alayım, bir oğlumu kızımı evlendireyim. Sonra rahat bir kafayla namazımızı kılarız. Şeytan ne güzel kadınlardı bize işte. Şeytan sözünde durdu. Sözünde en duran aslında şeytan ya. Gerçekten diyorum bak yani. Acı bir söz. Dost acı söyler ama hakikati söyler yani. Şeytan sözünde durdu. Ne demişti? Onların önlerinden, sağlarından, sollarından gelecek. Pek azı müstesna sana kul olarak bulamayacaksın demişti Allah Azze ve Celle'ye karşı. Şeytan sözünde duruyor mu? Şeytan sözünde duruyor. Ama biz verdiğimiz sözde durmuyoruz. Çünkü biz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediğimizde bir söz verdik. La dedik. Allah'tan başka bütün ilahları reddettik yani. Tahtadan, taştan, heva ve heveslerimizin bütün isteklerimize la dedik. Hayır dedik. La ilahe illallah Allah'ı bir kabul ettik. Onun indirdiği peygamberleri peygamber kabul ettik. Onun indirdiği kitapları kitap kabul ettik. Onun indirdiği Kur'an'a Kur'an kabul ettik ve tabi olacağımıza dahil söz verdik. Ve bunun yanında Muhammed'in Resulullah dedik. Muhammed de Allah'ın Resulüdür. Bütün söyledikleri hak ve hakikattır. Ve bütün söyledikleri gerçektir. Ve ona da tabi olacağımıza söz vermiş oluyoruz. La ilahe illallah deyince yani. Ama biz sözümüzü unuttuğumuz için bugün bu durumdayız. İnşallah 19. hadisimizi okuyalım. Bugünkü sohbetimizi de bu şekilde bitirmeye çalışalım. Allah doğruluktan, dürüstlükten, kelamını okumaktan, Resulullah'ın sözünü okumaktan bizi mahrum eylemesin. Zir bin Hubeyş diyor ki, Safvan bin Assal radıyallahu anha mesler üzerine mes sormak için gitmiştim. Yani bu sahabe mesler üzerine mes konusunu Resulullah'a Zir bin Hujeyş radıyallahu anh Safvan bin Assal'a diyor yani o sahabeye orada yanlış ifade ettim. O sahabeye mesler üzerine mes olayını sormak için gitmiştim diyor. Bazen bazı fıkhı meselelerde sahabeler bazı konularda fıkhi konularda çoğu bilgili olan sahabeler vardı. Bazı sahabeler onlardan fikir alışverişi veya konuyla bilgi edinmek için gidebiliyorlardı. Ey Zir, niçin geldin dedi bu sahabe. Ben de ilim öğrenmek için geldim dedim. O da melekler yani Allah'ın yaratmış olduğu melekler ilim öğrenmek isteyene yaptığından razı oldukları için kanatlarını indirler dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani ilim öğrenmeye gelene melekler kanatlarını çırpar diyor. Peki o insana cehennem azabı dokunur mu? İlim öğrenmek için, Kur'an öğrenmek için, Allah'ın kelamını öğrenmek için, Allah'ın kelamını okuyanlar için, Allah'ın kelamını anlatanlar için, Allah'ın kelamını kendine düçar edinenler için o meleklerin kanat gerdiğini bir düşünebiliyor musunuz? Belki biz burada bazı şeylerin farkına varamayacağız ama huzur-u mahşerde okuduğumuz bir her harf için Allah'ın kelamını anlattığımız veya okuduğumuz veya idrak ettiğimiz
ve yaşadığımız her harp için huzuru mahşerde mükafatını göreceğiz. Biz işte biraz önce de sohbetimizin ortalarında bahsettiğimiz gibi iki yönlü yönümüz vardır bizim. Biz iki yönlü bakarız Müslüman. Bir, dünya bakış açısı, iki, ahiret bakış açısı. İkisini de biz idrak etmemiz lazım. Tek taraflı bakarsak kaybederiz. Ben de dedim diyor, içinde büyük ve küçük abdest bozduktan sonra mesler üzerine mes etme hakkında bir tereddüt vardır. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğun için sana sormaya geldim. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler dediğini işittin mi dedim. O da evet, biz seferde olduğumuz zaman cünüplük hariç meslerimizi 3 gün 3 gece çıkarmamızı ve küçük ve büyük abdest bozduktan ve uyuduktan sonra üzerine mes etmemizi buyurdu dedi. Ben de ona ondan sevgi hususunda bir şey dediğini işittin mi dedim. O da evet dedi ve şöyle anlattı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculukta idik. Bir ara yanındayken yüksek sesli bir bedevi ansızın ey Muhammed diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı ses tonu ile buradayım dedi. Ben de bedeviye yazıklar olsun sana, sesini alçalt. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındasın. Bu sana yasak edilmiştir dedim. O da Allah'a yemin ederim ki sesimi alçaltmam dedi. Bedevi bir kimse birilerini seviyor ve onlara fiilen katılmış değildir. Bunun için ne dersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişi kıyamet gününde sevdiğiyle beraberdir. Bugün biz sevdiklerimize dikkat edelim. Kimleri seviyorsak kıyamette de onlarla beraberiz. Sevdiğimiz kişilerle beraberiz. Ehli imanı seviyorsak, ehli Kur'an'ı seviyorsak onlarla beraberiz. Ehli dalaleti seviyorsak, ehli fuhşiyatı, ehli küfrü, ehli sevgi sefayı seviyorsak kıyamette de biz onlarla beraberiz. Sonra bize hadis söylemeye devam etti. Yani peygamber hadis söylemeye devam ediyor. Konumuz tövbe babı ama bu sahabe tövbe burada 2-3 tane bir soru sorduğu için en sonundaki kısım tövbe ile alakalı için hadisin tamamını vermiş ve çok güzel bir konuya değmiş. Sevgi ve muhabbet yani. Aslında çok önemli bir konu yani. Belki çok konuşulacak bir konu. Aramızda sevgi ve muhabbeti de bitirdik yani biz. Onlar diyor Fetih suresinde birbirlerine karşı şefkatli ve merhametli, kafirlere karşı şiddetlidir diyor yani. Kafirlere karşı onlar topyekündür. Ama maalesef kendi aramızdaki sevgi muhabbeti biz ne yaptık, kaybettik. Sonra bize hadis söylemeye devam etti. Nihayet batıda bir kapıdan bahsetti diyor. Bu kapının genişliği bir atlının 40 yahut 70 yıl yürüyüp geçemeyeceğini bildirdi. Ravilerden biri Süfyan bu kapının Şam taraflarında olduğunu, Allah-u Teala'nın onu gökleri ve yeri yarattığı gün tövbe için açık olarak yarattığını, güneşin batıdan doğuncaya kadar kapanmayacağını söylemiştir. Hadisi Tirmizi ve diğerleri rivayet etmiş, Tirmizi de hasen hadistir demiştir diyor. Yani gene güneş batıdan doğuncaya kadar tövbemiz kabuldür. Hadisten çıkan hükümler ilim öğrenmeye ve mükellef kimseye zor dini soruları ilim adamlarına sormaya teşviktir. Bilmeyenler bilenlere sormalı. Mesler üzerine mesin caiz olması ve sürenin yolcu için 3 gün 3 gece, yerli için de 1 gün 1 gece olması. Süre mesli giydikten sonra abdestin bozulmasından itibaren başlar.
Mesler üzerine mesin caiz olması için şu şartlar lazımdır. Mestin temiz olması, eksiksiz, abdest aldıktan sonra giyilmesi, topukları kapatmış olması, yolcunun ihtiyaçlarını görmesi için yıpranmadan yürüyecek kadar sağlam olması, mestin hadiste zikrettiği gibi ancak büyük ve küçük abdest bozma ile uyku gibi küçük hades denen şeyler için geçerlidir. Cünüplük, hayız ve nifas gibi büyük abdestsizlik hali için geçerli değildir. Bu gibi durumlarda mestin mutlaka çıkarılıp ayakların yıkanması lazımdır. Alim ve salih kimselere karşı edepli davranmalı, peygambere karşı sesimizi yükseltmememiz lazım. Peygamberden bir söz geliyorsa, bugün de yani mesela peygamberden bir söz işitiliyorsa, biri bir peygamberden bahsediyorsa onu dinlememiz, sevgi ve muhabbetle dinlememiz gerekiyor yani. Bir Allah'ın ayetinden bahsediliyorsa onu sevgi ve muhabbetle dinlememiz lazım. İlim meclislerinde alçak sesle konuşulmalıdır. Camilerde mesela bağırarak, çağırarak özellikle dünya kelamı edilmemelidir. Eğer orada bir sohbet, vaaz, nasihat ediliyorsa veya bir Kur'an okuluyorsa onu sevgi ve muhabbetle dinlememiz lazım. Huşyatla dinlememiz lazım. Okunanları idrak etmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örnek alınmalıdır bu konuda. Güzel huyluluk konusunda, güzel ahlak konusunda kim örnek alınmalıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örnek alınmalıdır. Çünkü Hazreti Ayşe'ye sormuştular. Ey Ayşe, peygamberin ahlakı neydi? O da diyor ki siz hiç Kur'an okumaz mısınız yani? Bak. Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Yani eğer Kur'an okursanız peygamber ahlakıyla ahlaklanmış olursunuz. İyi kimselerle oturup kalkmaya, bu çok önemli, iyi insanlarla oturup kalkmayı öğrenmemiz lazım yani. İyi insanlarla oturursak iyilerin safında oluruz. Kötü insanlarla oturursak ne yaparız? Onlar bizi kötülüklerine davet ederler ve kötü olmaya meyilli oluruz. Allah muhafaza. İyi insanlarla oturup kalkmaya, onları sevmeye ve onlara yaklaşmaya teşvik vardır. Kötülerle düşüp kalkmaktan uzak durma ve günahlar ve fasık kimselere gönül bağlamaktan sakındırma vardır bu hadiste. Eğer arada sevgi varsa o sevgi karşı tarafı yani sevgiliye de aynı yola getirir ve ona itaat ettirir. Umut ve reca kapısını açmak, öğüt verirken kurtuluş ve lütuf müjdesini vermek. Aziz ve celil olan Allah'ın rahmetinin genişliği, hidayet sebeplerini aşan, asan etmesi ve tevbe kapısının açması. Yani tevbe kapısının açık tutması Allah Azze ve Celle bizler için bir rahmet ve merhamettir yani. Kapı bütün bunlardan kinaye de olabilir. Aslını Allah-u Teala'nın bileceği bir gerçek kapı da olabilir. Manevi bir kapı da olabilir yani. İlla Şam tarafında bir kapı değildir bu. Bizim gözlüğü manevi Allah-u Teala öyle bir genişlikten bahsediyor ki, öyle bir kapı ki güneşin doğudan batmasını ne kadar o kapı çok geniştir diyor yani. Yani Allah'ın rahmetinin genişliğinden bahsediyor burada. Onun için Allah Azze ve Celle daha bize fırsat var iken, bize fırsat vermiş iken, tövbe kapısı açık iken tövbe edip günahlarımıza affı mağfiret diyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme rabbena atina
فالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين من حسب برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah bizleri doğru yoldan, Kur'an yolundan, Hazreti Peygamber'in yolundan ayırmasın. Allah Azze ve Celle bizlere rahmetiyle ve merhametiyle müjdelesin, muamele eylesin. Allah bizlerden suyunu esirgemesin, bol bol yağmur, bol bol kar nasip eylesin. Allah bizleri açlıkla, sefaletle imtihan etmesin, susuzlukla imtihan etmesin. Allah bizleri namaz kılanlardan ayırmasın. Namazlarını kılan, oruçlarını tutan, Kur'anlarını okuyan, iyilik yapanlardan, mazlumun hakkını gözetenlerden eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, hidayetten ayırmasın. Doğru yoldan ayırmasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.